Merhabalar, şu an yanımızda Güngör Yavuz Aslan hocamız var. Merhabalar hocam. Merhabalar, Türkistan TV izleyicilerine ve bütün Türk dünyasını sizin aracılığınızla selamlıyorum. Teşekkürler hocam. Doğu Türkistan hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Doğu Türkistan meselesi ABD tarafından daha fazla gündeme getirildi. Özellikle Asya Pasifik'te Tayvan merkezli bir kriz olduğunda Çin'in yumuşak karnı olarak düşünülen Doğu Türkistan Uygur Türklerine o bölgedeki yapılan şeyler dünya medyası özellikle ABD'ye getirilecek. Ben yeni mücadele hattının Tayvan ve Doğu Türkistan hattında olduğunu düşünüyorum Ukrayna'dan sonra. Ve bu daha sıcak gündem olarak gelecek. Tabii burada özellikle Doğu Türkistan Türklerinin verdiği mücadeleyi bu işgal altında tutan mücadele dünyayı iyi anlatmak lazım. Onun için bütün diasporanın Doğu Türkistan Türklerinin Kazak Türkleri, Uygurlar, bir tek çatı altında tutup tek bir söylem ve tek bir eylem içinde olması lazım. Bu dağınıklık Doğu Türkistan davasına zarar veriyor. Biraz da Türkiye'de bu Doğu Türkistan meselesini, yani Şarkı Türkistan meselesini iyi anlatmak lazım. Hala biz Türkiye ve Türk dünyasında bunu anlatamadık. Büyük ve bunun için medyaya ve gazetecilere büyük görev düşüyor. Yani Doğu Türkistan'daki gerçekler dünyaya bütün dillerde anlatılması lazım. Yani Çin orada bir örtülü işgal yürütüyor. Oradaki gerçekleri dünyada duyurulmasını istemiyor. Bunun için bütün Türk dünyasına, Doğu Türkistan Türklerine, Müslümanlara, İslam dünyasına büyük görev düşüyor. İngilizce ve bütün dillerde Rusçasından Arapçasına kadar bu mesele anlatılmalı. Ciddi bir kamuoyu oluşturmalı. Çin orada örtülü bir işgal yürütüyor.